Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. 20 bin liraya kadar olan hazır sistemleri inceleyeceğiz. Intel'in ARC A750 ekran kartı gelmiş. Bu ekran kartı 3050 ile 3060 arası bir performans veriyor. Onunla ilgili bir sistem daha ekledim. En baştan başlayalım. 10100F ile GT730 birleştirilmiş. 7700 liraya veriliyor. 240 GB SSD var içinde. 8 GB RAM var. Onun altında Ryzen 3 3300X 8 RAM, 240 SSD, GT 1030 birleştirilmiş, 7873 lira. Burada benim tavsiyem tercihinizi 10100F'ten yana kullanmanız. Çünkü GT 1030 ile 730 arasında çok fazla bir oyun skalası yok. Yani oynayacağınız oyunlar hemen hemen aynı. Zaten bu iki bilgisayarı ya rekabetçi için alabilirsiniz ya da eski yıllardan kalma olan oyunlar için alabilirsiniz. Yani bir GTA 5'i falan da kaldırabilir. Üstteki 7700 lira olan sistem daha makul görünüyor. Onun altında Ryzen 5 5600G sistem var APU 16 GB RAM var 500 GB SSD var içinde. İleride ekran kartı ekleyecek olan arkadaşlar bunu alabilir. Bunun yanına 3050 seviyesi bir ekran kartı ekleyebilirsiniz. Hatta 3060 bile yanına eklenebilir. 8261 lira APU sistemlerdeki en uygun fiyat arkadaşlar. Düşünen bunu da alabilir. Onun altında i3 12100F Intel ARC A750 ekran kartıyla geliyor. 8 GB bir ekran kartı. 16 GB RAM 500 GB SSD ile geliyor. 10.500 lira şu anda aşırı uygun bir fiyat. Yani büyük ihtimal şu anda bu listeden en iyisi bu çıkacak. Bu bilgisayar şu anda zaten Intel yeni çıkardığı için ekran kartını baya baya uygun fiyattan satışı gerçekleştiriliyor. Bu bilgisayar en uygunu şu anda. 12100F başarısı bayağı kanıtlanmış bir işlemci. Rekabetçilerde olsun, Betsy Royale'de olsun bayağı güzel iş çıkarıyor. Yanındaki ekran kartı da zaten 3050-3060 seviyesi bir ekran kartı. Gayet uyumlu. 10500 lirada çok iyi bir fiyat. Kesinlikle alınabilir yani. Onun altında 10100 f ve GTX 1660 Super var. Tabii üstteki cihaza baktığımız zaman alttaki çok da makul fiyatlı değil. O yüzden onu sildim. 12000 liraya RX 6600 ile beraber 12100 F var. 16 GB RAM, 500 GB SSD ile geliyor. 12000 lira. Tabii RX 6600 ile A750 kapışabilir. Yani burada ben tercih edecek olsaydım yine A750'yi tercih ederdim. Hem daha yeni hem de AMD değil yani ne bileyim. AMD tarafında genelde driver sorunları olduğu için. Şimdi burada 12100F ile RX 6600'lü bir sistem var. 12000 lira 16 GB RAM 500 GB SSD ile geliyor ama üstteki cihaz A750 içerdiği için RX 6600 ile karşılaştırdığımızda sitelerde Genelde A750 daha önde gözüküyor tabi bunun bizzat testini yapmadım ama Bazı test yapanlarda gördüm ki gerçekten güzel FPSler alıyor güzel FPS'ler alıyor A750. RX 6600'e göre de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden 1500 lira fazla verip onu da almaya gerek yok. Hemen altında 12100F RX 6500 XT var. 16 GB RAM, 500 GB SSD, 12214 lira. Ekran kartı bayağı düşük bir seviye üsttekine göre. O yüzden bunu da sildim. 12100F ile RX 6700 birleştirilmiş. Burada bir durabiliriz yani bu sistemi alabiliriz. Bu sistem güzel. RX 6700, A750'den tabii ki daha iyi bir ekran kartı. O yüzden bu sistem kalacak. Onun altında 3060 ile beraber 12100F var. Bir tane de Nvidia kartımız olsun, bu da kalsın. Tercih edecek olanlar bunu da tercih edebilir. Onun altında 11400F ile 3050 var. Çekirdek performansına ihtiyaç duyan, yani çekirdeğin fazla olması, işlemci çekirdeğinizin fazla olmasını istiyorsanız ve ekran kartında çok yüksek bir performans aramıyorsanız 11400F'li sistemi tercih edin ama eğer oyun kısmında daha üstün olsun hem yüksek grafikli oyunlarda hem rekabetçi oyunlarda daha yüksek performans alayım diyorsanız üstteki 12100F 3060'lıyı tercih edin. Onun altında 6700XT ile beraber 12100F var. Yine burada i5'i silmeme sebebim normalde silmem lazım ama i5'i silmeme sebebim burada çekirdek sayısının yüksek olması. 12100F ile 6700XT de alınabilir 14600 lira güzel fiyat onun altında 12100F ile 3060 var üstte de zaten vardı 14300 liraya satılıyordu buradaki 15000 liraya satılıyor bunların ikisinin farklarına bakalım 14300 lira olana bakıyoruz asus dual ekran kartı var 3060 asus prime anakart var Kingston 2x8 3200 MHz CL16 değerine sahip RAM SSD 3500 MB 2100 MB Güzel Hiçbir parçada hiçbir sorun yok Parçaların hepsi güzel Şimdi diğerine baktık diğerinde MSI kullanılmış Kasa MSI ekran kartı MSI Aslında çok da fark edeceğini düşünmüyorum Sırf MSI sponsorlu bir kasa Alacağınıza bin liraya asus kasada tercih edebilirsiniz yani bunun güç kaynağı da sağlam zaten fsp güç kaynağı kullanıyor ama tabi full takım msi olsun diyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz burada da kingston ram kullanmış ama bu ha, bir tane kullanmış zannettim iki tane var 3300'e 2300 ssd buradaki ssd kaçtı 3500'e 2100 yani bence buradaki daha tercih edilesi duruyor bunu da sildik Şimdi 12100 ile yine 3060 var. Üstte yine var zaten. Bunu da sildik. 13100 ile 3050 var. 16 RAM 1 TB SSD ile geliyor. Açıkçası bu bilgisayarda 13. nesil 3 işlemcinin olması 3050 ile çok güzel gider. Ama 12. nesil olsa da çok fazla bir şey fark etmez diye düşünüyorum. Yani bu biraz daha profesyonel rekabetçi oyunlara kayabilecek bir sistem. Yani şu işlemcinin buradaki önemi darboğazı kapatması tamamen ve rekabetçilerde acayip yüksek FPS'ler vermesi olabilir. Yani buraya ben 12100 F'de taksam 3050 ile beraber gayet güzel gideceğini düşünüyorum. O yüzden biraz işlemci fazla koymuşlar gibi geldi bana. 1TB da SSD var depolama için düşünenler alabilir. Bunu bırakacağım burada. 12100 F'le yine 3060 var. Üstte zaten vardı. 14 bin liraya burada 18 bin liraya satılmış. Senin farkın ne acaba? 12 bin 400'e var. Bu da tercih edilebilir. Hemen altında 6600 bin XT'li bir sistem var. 19.442 bin liraya. Diğeri 18 bin lira. Yani şimdi 6600 XT'ye 600 lira fazla vereceğimi 3 ile kullanırım. Valla benim tercihim 3060'tan yana arkadaşlar o yüzden sildim. 9 tane sistem var şu anda. En uygunu 10.500 liralık olan sistem. Şu 15 şu 10.500 liralık sistem kesinlikle kaçmaz. Aralarından istediğinizi alabilirsiniz. Bu haftanın 20.000 liraya kadar olan en fiyat performans sistemleri bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.